Çok üzgünüm. Gerçekten araştırmaya başlarken Güney'in bu işin içinde olduğunu bilseydim hiç kurcalamazdım. İyi ki kurcaladın. Uzun bir uykudan uyanmış gibiyim şu an. Ne yapacaksın? Hani sana demiştim ya, hayatımı değiştirecek gücü bulabilmek için dua ediyorum diye. İşte o yerdeyim şimdi. Yeniden başlayabilmek için bu noktada olmak lazımmış. Öncesi yok. Sonrası yok. Tam da bu an işte. Geriye sayım bitti benim için. Başlangıç noktasındayım. Sıfırladım. Şimdi daha güçlü hissediyorum kendimi. Engelleri aşmanın heyecanı sardı. Sonunda çok mutluyum diyeceğim. Biliyorum. Hayat bu diyeceğim. Aslında o geceye dair flu görüntüler vardı gözümün önünde başından beri. Hastanede kalınca uzun uzun düşünme fırsatım oldu. Düşündükçe de gerçekte ne olduğunu hatırlayamadığımı fark ettim. Barış Bey, sizin verdiğiniz ifade doğrultusunda eşiniz tutuklandı. Şahitler de aynı yönde ifade verdi. Onların söyledikleri doğru. Yani eşimin eve gelişi, kavga ettiğimiz falan bunların hepsi doğru. Ama ondan sonrasıyla ilgili tereddütlerim var. Müvekkilim bu yüzden yeniden ifade vermek istedi. Yanlışı düzeltmek adına. Evet, sizi dinliyorum. Gerçek şu ki, aslında ben o gece bayağı alkollüydüm. Cemre eve geldiğinde sarhoştum aslında. Çok öfkeliydim bir de bu gazetede çıkan haberlerden dolayı. Tartışma başladı aramızda. Sonra karşılıklı bu tartışma sürdü tabii. Sonra? Sonra konuştukça konuştukça yükseldik tabii. İtişmeler, kakışmalar falan başladı. Düşmesin diye tutayım dedim, ayağım kaydı, düşmüşüm. Yani düştüm. Kafamı çarpmışım herhalde. Hatırlamıyorum gerisini. Gözümü açtığımda günler sonra hastanedeydim. Peki, neden suçladınız Cemre Akmen'i? Dedim ya, çok öfkeliydim. Gururum incinmişti. Eksik parçaları tamamlayıverdim o anki duygularımla. Ben durumun bu kadar ciddi bir hal alacağını bilseydim kesinlikle yapmazdım. Pişman oldum. O yüzden itiraf ediyorum ya. Cemre bana vurmadı. Ben kendim düştüm. Kendim çarptım kafama. Bütün olan biten budur. Avukatım Barış'ın savcıya verdiği ifadeden sonra umutlu konuşmaya başladı. Hakkımdaki suçlamalar büyük ihtimalle düşecekmiş. En kötü tutuksuz yargılanırmışım. İnanamıyorum Kuzey. Şaka maka aramızda tek engel bu parmaklıklar kalıyor galiba. Ben de kendimi daha iyi hissediyorum artık. Sancılarım çok azaldı, moralim yerinde. Komiser Şeref'ten iyi haberlerinizi de alıyorum. Demet'i istemeye gitmişsiniz. Çok üzüldüm kaçırdığım için ama ne yapalım? Artık nişanı, düğünü hep birlikte yaparız. Kuzey, bu ayrılık 1000 yıl gibi geldi bana. Ama sonunda bitiyor. Aramızdaki tüm imkansızlıkları yıkarak bitiyor. Belki bu mektup eline geçtiğinde ben mahalleye dönmüş olurum.
Mucize gibi. Sonunda kavuşuyor muyuz Sarı, ne dersin? Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.